Hemen isterseniz meclise gelelim. Önümüzde yeni bir yasama yılı var. Yoğun gündemleri olacak. Baktığımızda iktidar cephesinde bir anayasa tartışmaları var. Ve yerel seçime gittiğimiz günlerde de bu tartışmalar devam edecek gibi görünüyor. Alt başlıklar da çok fazla. Emeklilerden tutun da birçok konu var. Onları da sormak istiyorum ama ilk önce anayasayla başlayalım isterseniz. Mevcut anayasaya uymayan, şu ana kadar 85 maddesi değişmiş 12 Eylül Anayasası diye itham ettiği ama 57. hükümet döneminde 21. dönem MHP milletvekili olarak benim de dahil olduğum koalisyon iktidarı başta olmak üzere 80 ihtilalinden bu tarafa 85 maddesi değişmiş bir anayasayı hala 12 Eylül Anayasası diyerek dayatarak 2017'de kendisinin başkanlık yolunu açan anayasa değişikliğini de bizatihi AKP hükümeti yaparak ülkeyi bugünlere getirmiş iken şimdi çıkıp anayasanın hükümlerine uymadan anayasa değişikliğini ülkenin gündemine getirmek açlığı, yokluğu, sefaleti unutturma gayretidir. Emekli 7500 lirayla geçinemiyorum diyor, ağlıyor, torununa oyuncak alamıyor, evinin kirasını ödeyemiyor. Daha 3 gün önce 3 doktorumuz, genç doktorumuz kendi hayatlarına son verdiler. Ülke adeta çöpten ekmek toplanan, pazarda sebze artıkları toplanan insanların gözyaşlarıyla sele dönüşüyor. Emeklilikte yaşa takılanlara siyasi hayatıma mal olsa da bu yasayı çıkarmayacağım diyen iktidar seçim öncesi bir seçim tezgahıyla yasayı çıkarttı ama 5000 günden emekli olacak olanların hakkını gasp etti. 5950 güne çıkarttı. İnsanlar 5000 günden emekli olmayı bekliyor. Gündem değiştiriyor anayasayla. Bir günden 17 yıl kaybeden insanlar var. 8 Eylül 1999'da sigortalı olan 2023'te emekli oluyor. 9 Eylül 1999'da sigortalı olan 2041'de emekli olacak. Kademe istiyorlar. İktidar anayasa değişikliğiyle gündemi değiştirmek istiyor. Faiz haram dedi. Ben burada olduğum müddetçe faiz inecek dedi. Faiz %30'lara çıktı. Reel faiz %60. Şu an piyasada kredi almaya kalksanız zaten vermiyorlar. %60 oldu. Kredi kartlarındaki faiz oranı %4'ün üzerine çıktı. Gündemi değiştirmek istiyor. Anayasayı değiştireceğim diyor. Limon üreticisi 2 liraya limonu tarlada çürüttü. Mısır üreticisi geçen sene 5700 lira olan taban fiyata bu sene 6000 lira %5 zam yaptılar. Sadece mazota 4 ayda %110 zam yaptılar. Mısır üreticisi mısırını satamıyor, iflas etti. İktidar hala diyor ki anayasa değişikliği. Yardımcı hizmetler kadrosunun değişmesini bekleyen, söz verilen insanlar var. Hükümet anayasa değişikliği diyor Cumhurbaşkanı. Mülakat diye bir siyasi vaadim oldu mu bilmiyorum ama diyor olduysa bununla ilgili ilerlemeyi gerçekleştirebiliriz diyor. Mülakattan canı yanan, mülakatta 96 alıp da KPSS'de 96 KPSS'de 96 alıp da mülakatta 50 alıp elenen gençler hayatlarının karardığını düşünüyor. İktidar anayasa değişikliği diyor. Peynir alamayan insanlar var evine. Et alamayan insanlar var 6 aydır. Kira 15 bin lira. Ev sahibi kiracıyı, kiracıyı ev sahibi öldürüyor. İktidar Cumhurbaşkanı Erdoğan anayasa diyor. Ya hangi anayasa? Mevcut anayasaya uymadın. Can Atalay 5 Ekim'de Anayasa Mahkemesi'nde dosyası görüşülecekken 2 gün önce döndün, Yargıtay'da onadın cezayı, anayasayı ihlal ettin. Anayasa Mahkemesi'nin 5 Ekim'deki kararını beklemeden hukuku çiğnedin, anayasayı çiğnedin. Hangi anayasadan bahsediyor? Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'a bıyık yapıldığı için 16 yaşında çocuk tutuklanır ama Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde serbest hale gelmiş. Kadınlara tecavüz, taciz artmış, her gün kadınlarımız öldürülüyor. Recep Tayyip Erdoğan anayasa değişikliği diyor. Ülke yangın yerine dönmüş, insanlar açlık ve sefalet içerisinde. Fındık üreticisi maliyetleri karşılayamadığı için ürününü dayı başına satmak zorunda kalmış. Zarar etmiş. Hala biz çıkıp diyoruz ki anayasa değişikliği. Neyi değiştirecek? Anayasayı değiştirmekte samimi olan Cumhurbaşkanı önce samimiyetle hitap eder.
her gün çıkıp diyor ki bu muhalefetin diyor anayasa değiştirecek aklı da yok, bilgisi de yok, fikri de yok. Bunlar beceriksiz insanlar diyor. Ne kadar beceriksiz Zillet İttifakı varsa bir araya gelmişler diyor. Sonra da diyor ki gelin parlamentoda birlikte anayasa çıkaralım. Anayasa çıkarmada samimi olan bir Erdoğan muhalefete bu kadar hakaret ederek nereye varmak istiyor? Kaos yaratmak istiyor. Gündemi değiştirmek istiyor. Algı yaratıyor. Dolayısıyla biz muhalefet partileri olarak bu algıya gelmeyeceğimizi, bu oyuna gelmeyeceğimizi net bir şekilde ifade ediyoruz. Demokrat Parti, Türkiye İşçi Partisi, Halkların Kardeşliği Partisi, neyse yaklaşık 30'a yakın Deva Partisi 15 vekiliyle mecliste grubumuz da yok. Temsil edilmiyoruz. 35-40 milletvekiliyiz. Ama Recep Tayyip Erdoğan bizimle görüşmüyor. Bizimle görüşme yolunu tercih etmiyor. Diyor ki grubu olanlarla görüşeceğim. Evet. 30-35 oyumuz var bizim. Niye bizden bilgi almıyorsun? Samimi olsa bizden bilgi almaz mı? Samimi olsa bizimle görüşmez mi? Ama görüşmüyor. Niyet anayasa değiştirmek değil. Niyet mahalli seçimlere giderken ülkeye yeni bir gündem yaratıp açlığı, yokluğu, sefaleti, çiftçinin ezilmişliğini, gençlerin hayatının kararmışlığını unutturmaktır. Muhalefet bu oyuna gelmemeli. Efendim o kadar çok şey sıraladınız ki arka arkaya baktığımızda. Aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu çatının altında konuşulması gereken onlarca konu var. Şu anda 1 Ekim'deyiz. Önümüzde Ocak ayına kadar nereden baksanız 3 ay gibi bir süre var. Seçimden önceki dönemlerde bu konunun meclisin açılmasıyla birlikte emeklilerden bahsediyorum. Gündeme gelebileceği söylenmişti ama Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Yardımcısının Maliye Bakanı'nın yaptığı açıklamada Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında da aslında yılbaşı dediğinizde de bu aslında bir gün içerisinde olabilecek bir işlem değil gibi. Yine görünüyor. Komisyonlar kurulacak. Yine görüşülecek. Yine meclise gelecek. Yani o zaman da bir ayı bulacak. Tam seçime yakın zamanda diyecek ki emekliler sizin maaşınızı 12 bin liraya çıkarttım. Böylece emekliye diyecek ki bakın sizi yine reisiniz soğan ekmeğe muhtaç etti ama soğan ekmekten kurtardı. Patatesi de yanına dahil etti diyerek yerel seçimlerde bir oy avcılığına soyunacak. Evet. Başka bunun hiç izahı yok. Recep Tayyip Erdoğan hayal satıyor. Recep Tayyip Erdoğan kandırıyor. Recep Tayyip Erdoğan yalan konuşmaya devam ediyor. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan biliyor ki ben ne söylersem söyleyeyim inanan %50'lik bir kitle var diyor. Öyleyse ben bu inanan %50'lik kitleyi ayakta tutayım. Kalanın ölmüş kalmış hiç önemi yok. Bir devlet düşünün, Maliye Bakanı sadece vergi toplamayı ve zam yapmayı biliyor. Bakın doğalgaz bedava bedava diye yırttılar ortalığı seçimden önce. Dün itibariyle doğalgaza sanayide %20 zam geldi. Sanayide %20 zam demek ekmeğe, tuza, şekere, her şeye zam demek değil mi? Daha kış gelecek, doğalgaz değil mi? Konutlarda kullanılmıyor, daha yeni başlıyor. Konutlara da zam gelecek. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sorunlara çözüm üretme yerine sorunları unutturmaya çalışıyor. Niye biz 2 ay tatil yaptık? Madem emekliye zam yapılacaktı, 2 ay tatil yapmaya gerek yoktu ki. Meclisi açabilirdi, kanunu çıkarabilirdi. Ama şimdi ne yapıyor? Hayır diyor yılbaşında. Enflasyon diyor 2024'ün ortasından itibaren düşmeye başlayacak. Ya Recep Tayyip Erdoğan olarak söz verdin ya, beni seçin 2023'ün evet. Ağustos ayında enflasyon tek haneli rakama düşecek dedin ya. Ama geldiğimiz nokta ne? Enflasyon kendi rakamlarıyla yıl sonu itibariyle %65 ama göreceğiz pazartesi salı günü yine %60'ların üzerinde bir rakam çıkacak. Halkı kandıran, memurunu kandıran, işçisini kandıran, köylüyü kandıran bir iktidar ama bu iktidarı tek ayakta tutan algı yaratmak, bu iktidarı tek ayakta tutan umut dağıtmak, müjde vermek. Çünkü alıştı. Evet. Ben diyor bunları ne kadar ezersem ezeyim diyor. Sonra seçime yakın bunlara diyor ben 3 lira, 5 lira, 10 lira dağıttım da bunlar diyecek ki Allah razı olsun diyecek. Çünkü zaten soğan ekmek yeriz, reisi yedirmeyiz diyen bir kitle var, bir taban var. Bu tabanı mutlu etmek için maaşlara zam yaptım demek yetiyor. Ama şunu göremiyor. Maaşlar 7500'den 12000'e çıksa bile Ocak ayına geldiğinde kiralar 10000'den 17000'e çıkacak. Evet, evet. Akaryakıt fiyatları 41 liradan 50 liraya çıkacak. Süt, yoğurt, peynir, et
%100 tekrar artacak. Yani sizin maaşlara zam yapmanız önemli değil. Sizin enflasyonu düşürmeniz, hayatı rahatlatmanız, ekonomiyi rahatlatmanız gerekiyor. Ama şu an Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden anladığı tek şey yüksek faiz politikasıyla, vergi ve zam politikasıyla altta kalanın canı çıksın, üstte kalan yaşasın demekten başka hiçbir şey değil. Efendim çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Terör eylemini şiddetle kınıyorum. İçişleri Bakanlığı'na, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne, polisimize, jandarmamıza ve Türk milletine, Türkiye'ye geçmiş olsun Türkiye'm diyorum. Teşekkür ediyorum efendim.